değerli izleyenler, Altüstü Video Eğitimi'ne hoş geldiniz. Bu eğitsel video bölümünde ses kaydı alma ve ses düzenleme yazılımı olarak kullanılabilen Altüstü programı tanıtılmıştır. Uygulamayla sıfırdan ses kaydı oluşturabilir, kayıtlardaki dip sesleri temizleyebilir, belli bölümlere ses efektleri ekleme gibi çeşitli işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca Altüstü ile oluşturduğunuz ses dosyalarını hazırlamak istediğiniz çoklu ortam ögeleri içeren materyallere ekleyerek daha profesyonel çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Audacity nedir? Audacity, ses kaydı yapma, kayıtları düzenleme, efekt ekleme gibi çeşitli işlemlere izin veren bir ücretsiz programdır. Audacity açık kaynak kodlu, ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamayı Windows, macOS, Linux gibi çeşitli işletim sistemlerinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu eğitsel videoyu tamamladıktan sonra Audacity programının kullanım amacını ifade edebilir, programın arayüzünü tanıyabilir, programı bilgisayarınıza yükleyebilir, programı kullanarak yeni ses kayıtları dosyaları oluşturabilir, hazırlanan kayıtlar dosyalar üzerinde çeşitli düzenleme işlemlerini yapabilir, hazırlanan ses kayıt ve dosyalarını bilgisayarınıza kaydedebileceksiniz. Şimdi programın web sayfasına nasıl ulaşabileceğimizi ve programı bilgisayarımıza nasıl indirebileceğimizi hep birlikte görelim. Programın web adresine ulaşmak için ilgili tarayıcımdan programı aratıyorum. Programın web sitesine gittiğinizde sizi bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Üst kısımda çeşitli menüler görüyorsunuz. Alt kısma doğru sayfada indiğimde programın özellikleriyle ilişkili bilgiler görüyorum. Şu kısımda programa ilişkin daha detaylı özellikler var. Örneğin recording kısmında kayıtla ilgili özellikler var. Bu kısma tıkladığınızda kayıt etme ile ilgili, yani programı kullanarak kayıt alma ile ilgili çeşitli özellikleri bulabilirsiniz. İsterseniz editleme işlemi ile ilgili çeşitli seçeneklere bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Bu kısımda bu şekilde sayfada çeşitli butonlar, özellikler var. Programla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz programın adresine gelerek web sitesindeki ilgili kısımları inceleyebilirsiniz. Şimdi bilgisayarı programımıza nasıl indireceğiz? Buna bakalım. Programın web adresine girdiğimizde çeşitli menüler bulunuyor. Buradaki menülerden Download, yani indir butonundan hangi işletim sistemine sahipsek bu işletim sistemi ile ilgili alt menüyü seçmemiz gerekiyor. Şu an kullandığım bilgisayar Windows işletim sistemi tabanlı bir bilgisayar olduğu için Windows'u seçiyorum ben. Eğer siz Mac ya da Linux işletim sistemi kullanıyorsanız bunlardan ilgili olanı seçerek programı bilgisayarınıza kolaylıkla indirebilirsiniz. Tıkladıktan sonra otomatik olarak programı indirmeye başlıyor. Ve hemen karşıma nereye indirmek istediğime yönelik bir sayfa çıktı. Ben önceden programı bilgisayarıma kurmuştum. Dolayısıyla doğrudan uygulama üzerine giderek size çeşitli örnekler göstermeye çalışacağım. Programı açtıktan sonra beni ekrandaki gibi bir arayüz karşılıyor. Çeşitli menüler ve araçlar görüyorsunuz.
Dosya düzenle, seç, görünüm, aktar, oluştur, etkiler gibi çeşitli menüler bulunmakta. Bizler ses dosyalarımızı düzenlerken çoğunlukla dosya, seç, oluştur, etkiler gibi menüleri kullanıyoruz. Bu menülerin alt kısımlarında da çeşitli araçlar var. Her bir menünün üzerine giderek burada bulunan araçları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Örneğin etkiler menüsüne gittiğinizde bazı araçların pasif, bazılarının aktif olduğunu görüyorsunuz. Bu pasif olanlar bir ses dosyası, bir ses kaydı olmasını gerektiriyor. Örneğin bir ses kaydı yaptığınızda gürültü azaltmanın ya da hız değişiminin aktif olacağını göreceksiniz. Aktif olması ne demek? Bunun tıklanabilir olması demek. Yani bu özelliği kullanabiliyor olmanızı ifade ediyor. Öncelikle sıfırdan bir ses kaydına başlamak istiyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstermek istiyorum. Şu kısımda, üst sol kısımda çeşitli butonlar görüyorsunuz. Sıfırdan bir ses kaydına başlamak istiyorsanız kırmızı simgeli görülen butona basmanız gerekiyor. Şu anda yeni bir ses kaydı yapıyorum. Eğer yaptığınız ses kaydını duraklatıp sonradan devam etmek istiyorsanız bu kısımdaki butona basmanız gerekiyor. Şu an buna tıkladım. Ne yaptı? Ses kaydımı duraklattı. Fakat ben biraz dinlendim ya da şu an ses kaydıma devam etmek istiyorum diyelim. Tekrardan aynı butona basarak kaydınıza devam edebilirsiniz. Artık burada kaydımı sonlandırmak istiyorum ve kaydımı bitirmek istiyorum. Bunun için hangi butona basmam gerekiyor? Şu kısımdan durdur butonuna basarak kaydınızı sonlandırabilirsiniz. Ekranda da gördüğünüz üzere oynat butonuna basarak sesimi oynatabiliyorum. Şimdi bu kısımdaki diğer özelliklere bakalım birlikte. Şu alt kısımda mikrofonunuzun ve hoparlörünüzün sesini artırıp azaltabilirsiniz. Mikrofonunuzun sesini azalttığınızda ses kaydı yaparken daha düşük bir ses tonuyla kaydınızı gerçekleştirirsiniz. Hoparlörünüzün ses düzeyini açtığınızda ise sesi daha yüksek tonla dinleyebilirsiniz. Şurada da seçme, düzenleme araçları mevcut. Şu alt kısımda kes, kopyala, yapıştır araçları mevcut. Buradaki önemli olan araçlardan bir tanesi de aslında şu üst kısımda gördüğünüz araç. Mikrofon simgesinin olduğu kısımda kayıt düzeyini görürsünüz. Hoparlör simgesinin olduğu kısımda ise oynatma düzeyini görürsünüz. Mikrofon simgesinin olduğu kısımdaki kayıt düzeyi sizin kayıt esnasında ses tonunuzun yüksek ya da düşük olup olmadığı ile ilgili aslında size bazı işaretler gösteriyor. Eğer bu kısımda ses tonunuz yeşilse, sesinizin normal bir tonda, normal bir düzeyde olduğunu, eğer turuncu ya da kırmızı ise ses tonunuzun daha yüksek tonlara doğru gitmekte olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin şu anda dinlediğimde ses tonumun daha çok yeşillerde olduğunu görüyorum. Bu kısım bana ses tonumunun normal bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Şimdi sıfırdan bir ses kaydı yaparak mikrofon ses düzeyimi nasıl kontrol edebileceğimle ilgili size bir örnek göstermek istiyorum. Şu anda bir ses kaydıma başladım. Mikrofon simgesinden de takip ettiğiniz üzere ses düzeyim şu anda normal düzeyde. Eğer şu 12 sınırını geçerse ses düzeyimin yükselmeye başladığını anlayabilirim. Bunu test etmek için ses tonumu biraz yükseltiyorum. Bu kısımda ses tonumu birazcık yükselttim.
Peki bunu nasıl anlayabilirim? Hala yeşil görüyorum. Biraz daha sesimi yükselttiğimde bu kısmın daha ileri doğru gittiğini görebilirsiniz. Örneğin şu an alkış sesi yaptım. Alkış sesi çok yüksek olduğu için bu kısımdaki renk turuncuya ve kırmızıya doğru dönmeye başladı. Bu artık ses tonunuzun yükseldiğini gösteriyor. Bu özelliği nasıl kullanabilirsiniz etkili bir şekilde? Örneğin ses kaydı alırken bu kısımda ses tonunuzu takip edebilirsiniz. Ses tonunuzu takip etmeniz ne işe yarar? Sesinizin normal düzeyde kalmasını sağlar. Eğer belli kısımlarda sesiniz yükseliyorsa hemen oradan bu kısımdan yani bu kısımdan ses tonunuza ilişkin bilgiyi görüp sesinizi biraz daha düşürebilirsiniz. Ya da sesiniz çok düşük bir düzeyde ise sesinizi yükseltebilirsiniz. Şuradaki yeşil buton kısmından ise oynatma hızınızı artırıp azaltabilirsiniz. Örneğin sesin belli bölümlerini seçerek oynatma hızını artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ses kaydının solunda bulunan butonlarla da ses düzeyini düşürüp yükseltebilirsiniz. Left right bu sağ kısmın ses düzeyini düşürmek için ya da artırmak için. Left kısmı ise sol kanalın ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için kullanabileceğiniz butonlar. Şu kısım sağ kısmı ifade ederken şu kısım sol kısmı ifade ediyor. Eğer şuradaki butonu, kazanç yazan butonu sağa doğru artırırsanız hoparlörünüzde sağ kısımda ses düzeyinin daha yüksek olarak duyulmasını sağlarsınız. Eğer bunu sol kısma doğru kaydırırsanız ise sol kısımda ses düzeyinizin daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Şu anda ben orta olarak ayarladım. Her ikisi eşit şekilde bulunsun diye. Bu artık ses tonunuzu yüksel. Bu artık ses tonu. Bu artık ses. Mevcut bir ses kaydını programa aktarma. Audacity programını kullanarak var olan ses kayıtları üzerinde düzenleme işlemi yapabilirim. Bunun için yapmam gereken dosya menüsünden içe aktar butonunu seçmektir. İçe aktar kısmından ses seçeneğini seçiyorum. Ses seçeneğinde MP3 WAV formatında ses dosyalarını programa aktarabilirim. Örneğin masaüstünde ben örnek bir ses dosyası oluşturmuştum önceden. Deneme kayıt diye. Aç diyerek doğrudan diğerkini sildim. Doğrudan ses dosyasını programa aktarabilirim. Gördüğünüz üzere ses kayıt dosyam şu kısımda. Doğrudan bulunduğu konumdan program üzerine bırakırsam ses kayıt dosyasını programa aktarmış olurum. Ses düzenleme, kırpma, ekleme ve silme işlemleri. Audacity programını kullanarak ses kayıtları üzerinde düzenleme, kırpma, ekleme, silme işlemleri yapabilirsiniz. Bunun için seçim aracı seçiliyken, yani şu kısımdaki araç seçim aracımız. Seçim aracımız seçiliyken fare ile istediğimiz aralığı seçmemiz gerekiyor. Örneğin şu ilk kısmı ben kesmek istiyorum. Bunun için seçim aracı ile seçtikten sonra isterseniz şuradaki kes butonundan isterseniz ise klavyenizden CTRL-X kısa yoluyla ses kaydınızdaki belli kısımları kesebilirsiniz. Kestikten sonra bu ses kaydımın ilgili kısmını örneğin şu noktaya eklemek istiyorum. Bunun için de yine seçim aracım aktifken hangi kısma bu ses kaydını eklemek istiyorsam o kısma tıklamam gerekiyor. Örneğin şuraya eklemek istiyorum. İsterseniz buradaki araçlardan yapıştır aracıyla ya da klavyenizdeki CTRL-V aracıyla yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Yine ses dosyaları üzerinde kopyalama işlemleri de yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin şu kısımdaki ses kaydımı
kopyalayıp farklı bir kısma yapıştırmak istiyorum. Bunun için de yine seçim aracım aktifken ilgili ses aralığını seçiyorum ve kopyala ya da klavyeden CTRL-C kısa yoluyla kopyalama işlemini gerçekleştirdim. Ve şu kısmı örneğin yapıştırmak istiyorum. İlgili kısma yine seçim aracım aktifken gelerek ve yapıştır diyerek ses kaydını yapıştırabilirim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, aktif olarak ses kaydı yaparken kesme, silme, yapıştırma gibi işlemleri yapamazsınız. Bu işlemleri yapmak için kaydınızı bitirmeniz gerekiyor ya da durdurmanız gerekiyor. Peki ses kaydımda belli kısımları silmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bunun için de yine seçim aracım aktifken hangi kısmı silmek istiyorum? Örneğin şu kısmı silmek istiyorum. Bu kısmı seçmem gerekiyor. Seçtikten sonra da klavyenizden delay tuşuyla ilgili ses kaydını kolaylıkla silebilirsiniz. Ses seviyesi artırma, azaltma. Bazen eklenilen sesin seviyesi çok yüksek veya alçak olabilir. Bunu dengelemek için ses track'inin, yani şu kısımdaki araçlarda bulunan artı eksi butonlarından sesi artırıp azaltabilirsiniz. Artıya bastığınızda ses daha yüksek olarak duyulacaktır. Örneğin şu kısmı iyice artırdım ve dinliyorum. Bu programla yeni ses kayıtları oluşturabilir. Bu programla yeni ses kayıtları... Ekranda gördüğünüz üzere bu kısımda ses düzeyini, ses seviyesini artırdığım için kırmızıya doğru sesimin renginin değiştiğini görüyorum. Bu ses düzeyinin yüksek olduğunu gösteren bir işaret. Örneğin azalttım şöyle ve tekrar dinliyorum. Ekranda gördüğünüz üzere artık ses dalgası yeşil renk aralığında hareket ediyor. Bu da ses düzeyinin daha normal ya da daha alçak bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu şekilde ses seviyesini artırma azaltma işlemini yapabilirsiniz. Sesteki tempoyu artırma azaltma. Sesin çalma hızını artırmak veya azaltmak için sesi aktif olarak seçiliyken sesteki tempoyu artırma ve azaltma işlemini yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle hangi kısımdaki tempoyu artırmak ya da azaltmak istiyorsak bu kısmı seçim aracımız aktifken seçmemiz gerekiyor. Örneğin şu kısımdaki tempoyu birazcık artırmak istiyorum. Bu kısmı seçtikten sonra etkiler ve tempoyu değiştir gibi bir seçenek olması gerekiyor. Evet, tempoyu değiştir diyerek sesteki tempoyu artırıp azaltabilirim. Şurada bir araç görüyorsunuz. Şunu artırdığımda sesimdeki tempoyu artırabilirim. Bunu aşağı doğru çektiğimde ise sesimdeki tempoyu azaltabilirim. Artırmak istedim. Ve isterseniz bunu yaptıktan sonra ön izleme butonundan artma ya da azaltma işlemini, yani yaptığınız işlemin ön izlemesini görebilirsiniz. Bakın, daha tempolu, biraz daha artırdım. Ve çok daha hızlı oldu. Bu şekilde sesinizdeki tempoyu artırıp azaltabilirsiniz. Sesin belirli bölgelerinde sesi artırma, azaltma. Sesin belirli bölgede artarak ilerlemesi için efektin uygulanmak istenilen bölümü seçilir. Örneğin hangi bölgemde sesi artırmak istiyorsam bu bölgeyi seçmem gerekiyor. Örneğin giriş kısmında sesimi artırmak istiyorum. Yani ses tonumu artırmak istiyorum. Bu kısmı seçtim. Daha sonra ilgili ses kısmını seçtikten sonra etkiler artarak gir butonunu seçtim. Eğer sesimin bu bölgede azalarak gitmesini istiyorsamsa yine hangi kısmı seçmek istiyorsam, örneğin yine bu kısımda düzenleme yapayım örnek için. Etkiler azalarak çık kısımlarından sesimin belirli bölgelerinde artırma ve azaltma işlemini yapabilirim. Örneğin bir ses kaydı yaptınız ve sesinizin artık sona doğru
Tonun yükselmesini istiyorsunuz. Son kısmındaki ilgili ses aralığını seçtikten sonra etkiler azalarak çık butonuyla sesinizi daha kaliteli bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Dip ses temizleme, gürültü azaltma. Eğer ses kaydınızda belli kısımlarda dip ses yani gürültü varsa bu programı kullanarak ses kaydındaki gürültüleri yani dip sesleri temizleyebilirsiniz. Örneğin siz ses kaydı yaparken arka kısımdan bir makinenin sesinin kaydedilmiş olduğunu düşünelim. Bu özellikle arka plandaki sesleri silebilirsiniz. Bunun için öncelikle fareyle temizlemek istediğim ses aralığını seçmem gerekiyor. Güzel. Bakın şu kısımda bir arka plan sesi var, çok küçük. Ve ben bu kısımdaki dip sesi temizlemek istiyorum. Bunun için öncelikle bu kısmı seçtikten sonra etkiler noise reduction yani gürültü azaltma seçeneğini seçmem gerekiyor. Seçtikten sonra da gürültü profilini getir butonu seçilir. Ve OK diyorum. Bu ses profilini sesin hangi kısmına uygulamak istiyorsam o kısmı seçmem gerekiyor. Örneğin ben tüm ses dosyasına uygulamak istiyorum. Tüm ses kaydına uygulamak istiyorum. Klavyemden Ctrl+A'yı seçerek tüm kısmı seçiyorum. Yine aynı menüye giderek etkiler, gürültü azaltma ve tamam butonuyla sesinizdeki dip sesleri temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere artık ses kaydınızda mesela önceki kayıtta şu kısımda küçük küçük dalgalar vardı. Bu arka planda çok düşük düzeyde de olsa farklı seslerin olduğunu gösteriyor. Yine bu özellikle yani efekt gürültü azaltma seçeneğiyle sesimdeki arka plandaki sesleri temizledim. Sesi normalleştirme. Ses dosyasında sesin yüksek olduğu kısımlar olabilir ya da yüksek sesle konuşarak kayıt almış olabilirsiniz. Örneğin sesinizin ses dosyanızın belli kısımları yüksek sesle seslendirilmiş, belli kısımları daha düşük bir ses tonuyla seslendirilmiş olabilir. İsterseniz size göstereceğim bu özellikle sesinizi normalize edebilirsiniz. Bunun için tüm ses kaydını seçtikten sonra Ctrl+A ile bunu yapabilirsiniz. Etkiler normalleştir seçeneğiyle sesinizi normal bir ses tonuna getirebilirsiniz. Tamam dedim. Ve şu şekilde göreceğiniz üzere ses kaydımda tüm ses dalgalarını benzer bir düzeye ayarladı. Bu şekilde ses dosyanızda sesinizi normalleştirebilirsiniz. Sesi bilgisayara kaydetmek. Audacity programını kullanarak yaptığınız kayıtları bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bunun için iki seçenek var. Birinci seçenek, eğer yaptığınız ses kaydı üzerinde tekrardan düzenleme işlemi yapacaksanız dosyayı Audacity projesi olarak kaydedebilirsiniz. Bunun için dosya, proje kaydet ve projeyi kaydet ya da projeyi farklı kaydet seçeneğiyle bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin masa üstüne deneme kayıt diye kaydettim. Ve kaydet dediğinizde proje dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Yaptığımız kayıtları bilgisayarımıza kaydetmemizdeki ikinci seçenek ise ilgili kaydı ses dosyası olarak bilgisayarımıza kaydetmemiz. Bunun için dosya dışa aktar seçeneği seçilir. Daha sonra da hangi ses formatında ses dosyası formatında dışarı aktarmak istiyoruz. Buna ilişkin seçeneği seçmemiz gerekiyor. Sıklıkla kullanılan ses dosya formatları MP3 ve WAV formatıdır. Örneğin MP3 olarak dışa aktar seçeneğini seçtim. Daha sonra da buradan konumu seçmem gerekiyor. Örneğin kitaplıklar dedim ve bu şekilde kaydetsin. Şu alt kısımdan da biçim ayarlarını yapabilirsiniz. Kaydet dediğimde de
Bu konuma kaydedemezsiniz dedi. Farklı bir konum seçtim. Farklı bir isimle kaydetmem gerekiyor. Önceden kaydettiğim için. Şöyle ismini değiştirdim ve kaydet dedim. Bu kısımda ses kaydınıza ilişkin etiketleri ekleyebilir ya da etiketleri düzenleyebilirsiniz. İsterseniz ses kaydının ne zaman yapıldığına ilişkin yıl bilgisine girebilirsiniz. Ya da bu ses kaydını kim yaptıysa bu kaydı yapanın adını soyadını yazabilirsiniz. Değerli izleyenler, Audacity video eğitimimiz burada sona ermiştir.